ülkemizden arkadaşlarımız var. Önce uzaktan gelmiş olanlar. Erzurum Karayazı ilçe örgüt aramızda. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Ankara ilçe örgütümüzden arkadaşlarımız yanımızda. Etimesgut, Yeni Mahalle, Çankaya, Mama, İçiören, Haymana ve Altındağ ilçe örgütlerimizden arkadaşlarımız. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Sayın Bulgan'ı Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin değerli üyeleri, Ankara il ve ilçelerinden gelen, yine Erzurum Karayazı'dan bugün grup toplantımızı izlemek üzere buraya gelen tüm misafirlerimize, konuklarımıza, partimiz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, evet, konuşmama başlarken Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Elazığ halkımıza bir kez daha başsağlığı ve yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yine depremde büyük hasar gören Malatya ilimize, Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve oradaki vatandaşlarımıza, ama aynı zamanda çevre illerde de o gün o depremi yaşayan ve sarsıntı dolayısıyla panik içerisinde geceyi sabaha kadar soğukta dışarıda geçiren tüm illerimize ve o illerimizdeki yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tabii ki bu felaketlerin yaşandığı dönemler özellikle toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı her zamankinden daha fazla büyütmemiz gereken dönemler ve süreçlerdir değerli arkadaşlar. Deprem sonrası toplumda ve toplumun acıda ve dayanışma duygusunda birleşmesi, yardım için seferber olması çok değerli, çok anlamlı ve çok kıymetlidir değerli arkadaşlar. Bu toplumsal dayanışmanın süreklilik arz etmesi hepimizin ortak sorumluluğu ve beklentisidir. Değerli arkadaşlarım, depremden hemen sonra biz de Halkların Demokratik Partisi olarak genel merkezimizde bir kriz masası oluşturduk ve hızla çalışmalarımıza başladık. Yerel yönetimlerimizle de hızlı bir koordinasyon oluşturduk ve deprem gecesi saat 1'den itibaren arkadaşlarımız depremden zarar gören alanlara yönlendirildi. Yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcımız Salim Kaplan, yine Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu sözcümüz ama aynı zamanda Batman milletvekilimiz Ayşe Acar Başaran, Bingöl milletvekilimiz Erdal Aydemir, İstanbul milletvekilimiz Dilşat Canbaz Kaya ve Muş milletvekilimiz Şevin Coşkun'dan oluşan heyetimiz en kısa sürede Elazığ'a geçerek çalışmalara başladı ve il yönetimlerimizle birlikte yaşanan felaketi ve halkın durumunu yakından gözlemlemeye çalıştılar. Heyetimizin kamuoyuyla paylaştığı tespit ve gözlemler oldukça önemlidir değerli arkadaşlar. Elazığ depremi bir kez daha bizlere göstermiştir ki Türkiye afetlere hazırlıklı bir ülke değildir ne yazık ki. Felaketler göz göze geliyor, sonucu ise ne yazık ki çok ağır oluyor. Evet, doğal afete dayanıklı olmadığı tespiti olan 6 katlı bir bina 4 kişiye mezar oluyorsa bunun sorumluluğu doğal afete bağlanamaz değerli arkadaşlar. Yaşanan acı tablo iktidarın vurdum duymazlığı, doğal afetler konusundaki hazırlıksızlığı ve öngörüsüzlüğünün
bir sonucudur. O yıkılan binaların dere kumuyla yapıldığı ve hiçbir zaman da denetlenmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. İktidar düzeni hırsızlık ve yolsuzluk üzerine olursa eğer, yandaş müteahhit ve dere kumundan binalar yapar. Bunların iktidarları da çürük, binaları da çürük değerli arkadaşlar. Evet, yerel kriz koordinasyonumuz Sivrice ve Maden'e bağlı 60 köye ulaşarak incelemelerde bulunmuştur. Devletin ulaşamadığı, gitmediği köylere ilk etapta HDP ulaşarak halkımızın durumunu yerinde tespit etmiş ve bu 60 köyün hiçbirinde hasar tespiti yapılmadığı ortaya çıkmıştır. 4 gün sonra yani bugün köylere çadır ve yardım gönderilmeye başlandığını biraz önce televizyondan öğrendik. Ama şunu ifade etmek isterim. O köylerden bir tanesinden bir tweet atılmış olsaydı ya da AKP'yi eleştiren bir açıklama yapılmış olsaydı, inanın 4 gün sonra değil, o köylere 4 dakika sonra polis baskın yapardı, devlet orada olurdu. İşte AKP hükümetinin sorumluluğu, AKP hükümetinin duyarlılığı bu kadardır değerli arkadaşlar. Hatta iki ölü, biri ağır, 3 yaralının olduğu Çevrimtaş köyüne hala hiç kimsenin ulaşamadığı haberini aldık. Bu köyde insanlar kendi olanaklarıyla arama kurtarma çalışmaları yapmış, yolları kapalı olduğu için Elazığ'a gelememişler ve cenazelerini Malatya'ya götürmek zorunda kalmışlar. Depremin merkez üssü olan Sivrice'de yaşanan ağır hasarın nedeni önceki depremde meydana gelen hasarların onarılmamış olmasıdır. Cami dahil olmak üzere hiçbir konutta doğru düzgün önlem alınamamıştır. Yine heyetimizin tespitlerine göre 60 köye ve Sivrice'ye yardımlar ilk 2 gün boyunca ulaştırılmamıştır. Sivrice'ye gönderilen yardımlar da AKP'nin ilçe başkanının eliyle partizanca dağıtılmıştır değerli arkadaşlar. Özellikle köylere çadır, battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerinin gönderilmediği tespiti bizim tarafımızdan yaptırılmıştır. Aynı şekilde Malatya'da da evler hasar gördü ve çadır dışında Malatya'ya da hiçbir yardımın yapılmadığını tespit ettik. Elazığ halkı ağır koşullar altında yaşamaktadır. Cemevleri halkın toplanma alanı olmuştur. Evet, çadır ve ısıtıcı ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanmamıştır. Halk dondurucu soğukta sokaklarda kalmış ve AKP hükümeti bunu bir kez daha izlemiştir. Evet, halkımızın yaşadığı zor koşullar nedeniyle 27 belediyemiz, il ve ilçe örgütlerimiz o andan itibaren seferber oldular. Özellikle Ergani Belediyemiz yardımların toplanma merkezi haline getirildi ve barınma, sıcak yiyecek, ekmek, çocuk ve kadın ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar karşılanmaya yönelik çalışmalara hız verildi. Ancak ne var ki toplumsal dayanışmadan korkan iktidar yardımların halka ulaştırılmasını bir kez daha engelledi. Yardımları halka ulaştırmak için yola çıkan araçlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla engellenerek geri gönderildi. Halkın depremden zarar gören insanlara el uzatması devlet eliyle bir kez daha engellendi. Burası elbette ki sözün bittiği yerdir değerli arkadaşlar. Bu iktidarın siyasi fıtratında insanlık değerleri adına hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlık adına bir utanç tablosudur bu tablo değerli arkadaşlar. Bunların utanç tabloları uç uca eklense inanın ki Harput'tan Edirne'ye kadar yol alır. O yüzden diyoruz ki AKP'nin politikalarına karşı çıkmak insanlığa, insanlık değerlerine bir kez daha sahip çıkmaktır.
İnanın ki bu iktidarın toplumda yarattığı mağduriyet depremin etkisinden çok çok daha fazladır. Bu aynı zamanda bize bir kez daha gösteriyor ki doğal afetler karşısında insanların ve insanlığın aslında birleşmesi ve insanlara yardımcı olması elbette ki elzemdir. Biz bu zihniyeti Van depreminde de görmüştük değerli arkadaşlarım. Evet, orada da Van Belediye'mizin deprem yardımları iktidar eliyle engellenmişti o dönem ve o zihniyetin hala devam ettiğine bir kez daha tanıklık ediyoruz. Deprem acıda ve dayanışma duygusunda toplumu daha fazla birleştirirken iktidar ise toplumsal vicdanı ayrıştırmaya devam etmektedir gördüğümüz kadarıyla. Evet, Elazığ depremi sonrası özellikle Google'da en çok sorulan soru Elazığ Kürt mü sorusu olmuştur. İşte bu tablo bile iktidarın ayrımcı, ötekileştirici politikalarının insanları ne hale getirdiğinin bir göstergesidir. Oysa acıyı hissedebilmek için sadece insan olmak yeterlidir değerli arkadaşlar. İnsan olabilmeyi başarmak en büyük erdemdir diyoruz. Elazığ valisinin toplumda iyi bir algı var sözü, iktidarın tavrını ve tutumunu çok net olarak ortaya koymuştur. Başka söze de gerek yoktur değerli arkadaşlar. İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Onlarca insan hayatını kaybetmiş. Yüzlerce insan evsiz, barksız kalmış. Vali Bey algı çok iyi diyebiliyor değerli arkadaşlar. AKP hiç merak etmesin. Kamuoyunun ve halkın sizin iktidarınızla ilgisi, alakası çok iyidir. Halk ilk seçimlerde algısının ne olduğunu size çok net gösterecek. İşte o zaman gerçek algıyı sandıkta göreceksiniz diyoruz. Enkazdan yaralı kurtarılan bir insanımız acilen hastaneye götürüleceğine, AKP Genel Başkanı'nın bulunduğu alana götürülerek adeta şov yapılmıştır. İnsan biraz kendinden utanır ya, insanın biraz vicdanı sızlar. Bir insan hastaneye götürüleceğine, AKP Genel Başkanı Elazığ'a geldi diye şov yapmak adına o insanı hastane yerine AKP Genel Başkanlığı'nın ayaklarına götürmek tam bir utanç tablosudur. İktidarın bundan utanması gerekiyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır diyoruz. Ve bu durumu şiddetle protesto ediyoruz. Sadece bununla da sınırlı kalmadılar değerli arkadaşlar. Kendi televizyonlarında çaresizlik içindeki insanlara ne kadar mutlu olduklarını söylettirmeye çalışan bir iktidarı gördük biz bu Elazığ depreminde. İnsanlar yıkılacağını bile bile riskli, hasarlı evlerde yaşamaya hala devam ediyorlar. Çünkü çaresizler değerli arkadaşlar. Gidecek yerleri yok, halk yoksul, işsiz ve çaresiz bırakıldı. Tweet İşleri Bakanı var bir tane biliyorsunuz. Tek işi İçişleri Bakanlığı değil, tweet işleri olan bir bakan var. Depremle ilgileneceğine sosyal medya kullanıcılarını hedef göstermiş ve tehdit etmiştir. Evet, 50 kişiye sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyduk. Peki zamanında önlem alınmadığı için yıkılan binaların sorumluları hakkında bir soruşturma var mı? Elbette ki yok. Güçleri ancak tweet atana yetiyor ne yazık ki. Depreme yönelik önlem almak yerine kendi koltukları için önlem alan, eleştirel düşünceye tahammül edemeyen bir iktidar gerçeğini Elazığ depreminde herkes bir kez daha görmüştür. Evet, İçişleri Bakanı'na sorun, deprem riski taşıyan kaç bina var diye inanın ki bilmez. Ama AKP'yi eleştiren kaç tweet atılmış, kimler atmış hepsini bilirler ve anında tespit ederler. Çünkü gece gündüz
vatandaşı takip eden, izleyen, fişleyen bir iktidar zihniyeti bu ülkeye hakim bir duruma gelmiş. Tiyatrodan korkan bir iktidar, yardım kampanyasından korkan bir iktidar, toplumsal dayanışmadan korkan bir iktidar, tweetten korkan bir iktidar. İnanın bunların siyasi ömrü Twitter'ın 280 karakteri kadardır. Buna inanabilirsiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sosyal medyayı susturamayacaklar, hesap soran insanları da korkutamayacaklar diyoruz. Bu depremde herkesin haklı olarak sorduğu soru şudur: deprem için toplanan vergiler nerede? AKP hesap vermiyor, soranı ise susturmaya çalışıyor değerli arkadaşlar. O paraların nereye gittiği belli. Yandaşlara, müteahhitlere, ranta, şatafata, israfa harcandığını bizler çok iyi biliyoruz. Deprem vergileri ayakkabı kutularında günlerce nasıl saklandı bunu da biliyoruz. Deprem paralarıyla hasarlı riskli binaları değil, kendi iktidarlarını güçlendirdiklerini de biliyoruz. İzah yapmayışlarının nedeni işte budur. Halka hesap verememelerinin nedeni işte bu gerçeklerdir değerli arkadaşlar. İktidar bu depremde de bir kez daha enkaz altında kalmıştır. Allah korusun, eğer daha büyük bir deprem yaşansa, ki bu risk her zaman var, çok büyük kayıplar yaşanacağını hepimiz biliyoruz. Rantçı politikalar, imar aflarıyla önü açılan kaçak yapılar, deprem toplanma merkezlerine AVM'lerin, inşaatların dikilmesi, hasarlı, riskli binaların, yapıların onarılıp güçlendirilmemesi, depremin verdiği zararı ikiye, üçe katlamaktadır. Olası bir İstanbul depreminde 2 milyon kişinin evsiz kalacağı ve 500 bin konutun risk altında olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz ve buna yönelik bir önlemin olmadığını da, bu gerçeği de hepimiz yakından takip ediyoruz. Her depremden sonra ne yapalım, kaderde bu da varmış diyerek işin içinden çıkamazsınız. Örneğin 1999 depreminin ardından İstanbul'da belirlenen 493 boş alandan geriye bugün sadece 77 adet toplanma alanı kalmış. Bu alanlarda kaç kişiyi toplayacaklarını gerçekten merak ediyoruz. AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da on binlerce toplanma alanı var diyordu. Peki bu alanlar nerede? Biz de bunu buradan sormak durumundayız. Bu alanlara inşaatların yapıldığını, AVM'lerin yapıldığını ve toplanma merkezlerinde AKP yandaşı müteahhitlerin toplandığını da biliyoruz. Halka yer bırakmadıklarını da biliyoruz. Bakınız, grubumuz deprem konusunda mecliste araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Önergemiz AKP-MHP oylarıyla bir kez daha reddedildi. 2020 yılı deprem farkındalık yılı olsun dedik ve kanun teklifi verdik. Kanun teklifimiz ne yazık ki gündeme alınmadı değerli arkadaşlar. Elazığ depremi için AKP Genel Başkanı depremi durdurma şansımız yok diyor. Aynı Erdoğan bundan 15 yıl önce bakınız ne demiş. Bazı dersleri almamış olacağız ki yine yanlış yapılar neticesinde 1999 depreminde Sakarya'da büyük bedeller ödedik. Bu bedelleri artık ödemek istemiyoruz demişti. 15 yıl geçmiş, peki ders almışlar mı? Hayır. İnsanlar bedel ödemeye devam ediyor mu? Evet, ediyor. Çünkü bunlar ders almıyorlar. Aldıkları tek şey siyasi ve ekonomik ranttan başka bir şey değildir değerli arkadaşlar. İnsanlar enkaz altındayken Kızılay Başkanı çıkmış, bu felaketi fırsata çevirmek için halktan para dileniyor. Paradan başka düşündükleri bir şeyin olmadığını bir kez daha göstermiş durumdalar. Allah onların gözlerini doyursun, ne diyelim diyoruz.
Evet, insanları öldüren deprem değildir değerli arkadaşlar. Felaketleri fıtrat deyip, kader deyip geçiştiren, zamanında gerekli önlemleri almayan bu iktidarın acziyeti, vurdum duymazlığı ve aymazlığıdır insanlığı öldüren. Halk depremle yaşamaya alışır, ancak AKP'nin tek adam rejimiyle yaşamaya alışmadı ve alışmayacak da diyoruz. Siz de buna alışsanız iyi olur diyoruz. Evet, depremi durduramayız ama sizin iktidarınızı mutlaka ama mutlaka durduracağız diyoruz. Değerli arkadaşlarım, depremin ortaya çıkarttığı bir başka gerçek ise hizmetlerinde ana dil kullanımının ne kadar hayati ve önemli olduğudur. Özellikle sağlık hizmetinde ana dilin önemini bir kez daha Elazığ depreminde gördük ve buna tanık olduk. Bu ülkede tek dil yok değerli arkadaşlar. Çok kültürlü, çok dilli, çok kimlikli ve çok inançlı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla başta sağlık olmak üzere kamusal alanın, kamusal hizmetin bu çok dillilik esasına göre düzenlenmesi, ana dilde kamu hizmetinin yasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir ve bunun bir an önce sağlanması gerekiyor. Ana dilin hayat kurtardığı Elazığ depreminin öğrettiği bir gerçektir değerli arkadaşlar. İktidarın tüm engellemelerine rağmen toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı bundan sonra da sürdürmeye, Halkların Demokratik Partisi olarak devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Özellikle iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma politikalarına rağmen ayrışmayacağız, bir arada olacağız, omuz omuza olacağız ve büyük insanlığı ayakta tutmaya hep birlikte devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, AKP iktidarının izlediği politikaların toplumsal alanda yarattığı yıkım, depremin yol açtığı yıkımlardan az değildir. Ekonomi çökmüş, adalet sistemi çökmüş, yönetememe krizi almış başını gidiyor. İşsizlik, yoksulluk, sefalet kitlesel bir hal almış durumdadır. Evet, insanlar umutsuz, geleceğe güvenle bakamaz bir duruma gelmiştir değerli arkadaşlar. İşkence, tecrit, kayyum darbesi, hukuksuzluk, kadın cinayetleri, kamplaştırma, kutuplaştırma, korku, tehdit, baskı, toplumu kuşatan faşizm uygulamaları olarak her gün karşımıza çıkmaktadır. Bu iktidarın ne deprem sorunu, ne demokrasi ve adalet sorunu, ne Kürt sorunu, ne de kadın sorunu konusunda hiçbir çözüm ve çözüm arayışı yoktur değerli arkadaşlar. Güvenlikçi politikalarla çatışma, kriz, tecrit ve kayyum siyasetiyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ancak yönetemiyorlar, yönetemeyecekler de. İşsizlik nedeniyle yaşanan intiharlar bu iktidarın eseri olarak kaldı ve olmaya da ne yazık ki devam edecektir. Milyonlarca yoksul, işsiz bu iktidarın eseridir. Son iki yılda elektriğe yaptıkları %71, doğalgaza %62'lik zam nedeniyle milyonlarca yoksul faturasını ödeyemiyorsa eğer, bu kara kış tablosu AKP iktidarının eseridir değerli arkadaşlar. İnsanlar kredi kartıyla taksitle gaz almak zorunda kalıyorsa, asgari ücretli evini ısıtamıyorsa, battaniyeye sarılmak zorunda kalıyorsa, bu durum elbette ki iktidarın eseridir. Ama iktidar da şunu unutmasın. Yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen halk ilk seçimlerde size öyle bir siyasi fatura ödetecek ki yaptığınız zamları burnunuzdan fitil fitil getirecek. Evet, asıl siz halkın keseceği faturalara hazırlıklı olun diyoruz. Artık ısınır mısınız, üşür müsünüz, orasını Allah bilir. Değerli arkadaşlar, işçiler hakları için greve gidemiyorsa, grevler engelleniyorsa,
en son metal iş kolunda yaşandığı gibi bu durum AKP iktidarının eseridir değerli arkadaşlar. Gençler iş bulamıyor, sokaklarda umutsuzca geziyorsa bu tablo da bu iktidarın eseridir. Günde neredeyse 3 kadın katlediliyorsa, katledenler korunuyorsa bu tablo iktidarın eseridir. Bütün bildikleri güvenlikçi politikalara sarılmak, polisi, askeri, yargıyı toplumun tepesinde kılıç gibi sallandırmaktır. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde yurttaşın demokratik hakları, özgürlük alanları, ekonomik sosyal hakları, sosyal güvenlik hakları güçlendirilir, güvence altına alınır. Türkiye'de ise tam tersi yapılmaktadır. Güvenlik mekanizmaları büyütülmekte, yetkisi arttırılmakta, yurttaş ise devlet ve sistem karşısında etkisiz, korunaksız, zayıf hale getirilmektedir. Şimdi de yeni bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bekçilere silah kullanma ve kimlik sorma yetkisini tanıyan bir yasayı meclise getirdiler. Hepimiz buna tanık olduk değerli arkadaşlar. Faşizmin bekçisini oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun tek adı gerçekten budur. AKP iktidarı toplumla mücadele etmek için bekçilerle kendi paralel güvenlik yapılanmasını kuruyor değerli arkadaşlar. Yurttaşa, topluma güvenmeyen bu iktidar ve devlet bir şekilde karşımızda. Peki halk size nasıl güvensin ve inansın? Halk bu iktidara hiçbir şekilde ne inanıyor ne de güveniyor değerli arkadaşlar. Bu iktidarın tek bildiği şey fişlemek, gözaltına aldırmak, tutuklatmak, tweet atanın peşine düşmek, bekçiye, polise yetki vermek, halkın bütçesini tanka, tüfeğe, mermiye harcamaktan başka bir şey değildir. Evet, AKP Genel Başkanı Erdoğan bir konuşmasında şehirlerimiz tehdit altında, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz gibi sözler sarf etti. Şehirleri, halkı asıl tehdit eden şey yoksulluktur, işsizliktir, sefalettir, rantçı politikalardır, adaletsizliktir, ayrımcılıktır, yolsuzluktur değerli arkadaşlar. Şehirleri ve halkı asıl tehdit eden şey insanlara nefes dahi aldırmayan faşizm uygulamalarıdır. İlginçtir. Gen soru verme, soruşturma komisyonu kurma, denetim yapma yetkisi elinden alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi bekçinin yetkilerini arttırma kararı alacak önümüzdeki günlerde. Evet, yetkisiz meclis bekçiye yetki verecek. Gerçekten ortada trajikomik bir durum var değerli arkadaşlar. Bekçiler neredeyse milletvekillerinden daha yetkili bir duruma getiriliyor. Atanmış birinin yönettiği İçişleri Bakanlığı, seçilmişlerin oluşturduğu parlamento iradesi üzerinde ipotek kurmaya çalışıyor. Ve meclis de bu vesayeti sorgusuz, sualsiz kabul ediyor. Umarım milletvekilleri kendi iradeleriyle alay edilen bu yasaya evet demezler. Buradan parlamentodaki tüm gruplara ve milletvekillerine özellikle öneriyorum şunu. Ülkenin bu kadar ağırlaşan sorunları orta yerde dururken bu yasaya evet diyecek olan vekiller varsa vekilliği bir an önce bıraksınlar ve sarayın kadrolu bekçileri olsunlar diyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum. İktidar ne yaparsa yapsın, isterse dünyanın en güçlü ordusunu kursun, çözülmekten ve ilk seçimlerde kaybetmekten kurtulamayacaktır. Bekçileri bile bunları kurtaramayacaktır değerli arkadaşlar. Evet, bunların meclise getirdiği bir başka yasa daha var. İmar yasası. Halkın depreme dayanıklı konut sorunları orta yerde dururken AKP-MHP ittifakının imar konusundaki tek düşüncesi Bitlis Ahlat'a saray yaptırmak, deprem toplanma alanlarını ranta açmak, AVM yapmak, yerel yönetimlerin yetkilerini daraltarak imar konularını denetimden kaçırmaktır.
İnsanlar deprem felaketlerinde evsiz barksız kalırken bunların derdi ahlata ikinci bir saray yapmaktır. Kendisine tavsiyemiz şudur: ahlata saray yapmayı bırakın. O sarayı görmeye sizin ömrünüz yetmeyecektir. Ancak şunu yapabilirsiniz: ahlat taşı hepimiz biliyoruz ki meşhurdur. O taştan kendisine bir ev yapsın. Çünkü emekliliği yakındır. Emekli olduğunda gününü bol bol torunlarıyla geçirmeye ayırsın diyoruz. Bunların zihinlerini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bekçinin yetkisini artırırken yerel yönetimlerin yetkisini daraltan bu iktidar halk iradesi üzerinde vesayet kurma arayışındadır. Her şeyden çaldıkları, götürdükleri gibi yerel yönetimlerin yetkisini de kaşla göz arasında yürütmeye çalışıyorlar. Büyük şehirlerde belediyeleri kaybettiler ya, artık usulsüzlük yapamayacaklar. Şimdi belediyelerin yetki alanlarındaki imar işlerini doğrudan iktidarın yetki alanına taşımaya çalışıyorlar. İşte yetkisi artırılmış bekçiye, polise, askere güdümlü yargıya bunun için ihtiyaç duyuyorlar. Rant ve yolsuzluk düzeni sürsün, bu düzen korumaklı hale gelsin. Tüm dertleri bu iktidarın budur değerli arkadaşlar. Gece gündüz oturup düşünüyorlar ve iktidarın yetki alanını daha ne kadar genişletebiliriz, nerelerde fırsat yaratıp bunu ranta çevirebiliriz diye 24 saat hesap kitap yapıyorlar. Ama nafile. İktidarın hesabı varsa halkın da hesabı var. Ve halkın hesabı daha büyüktür değerli arkadaşlar. Saraydaki hesaba çarşıya, sokağa uymayacaktır. Yanlış hesap 31 Mart ve 23 Haziran'da olduğu gibi sandıktan mutlaka dönecektir. Ve bu iktidar mutlaka değişecektir. Bu bozuk düzen mutlaka değişecektir diyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, bu iktidar düzeniyle, bu rantçı yolsuzluk sistemiyle, faşizm uygulamalarıyla daha fazla gidemeyecekleri ortadadır. Hiç kimse bu dayatmalarla, bu zulüm politikalarıyla yaşamak zorunda değildir. Türkiye toplumu AKP-MHP iktidarına, sarayına mahkum ve mecbur değildir değerli arkadaşlar. Halk çaresiz hiç değildir. Seçenek her zaman vardır, bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Her yönüyle ekonomiden adalete varıncaya kadar ülkeyi enkaz haline getiren, yaşanmaz kılan bu iktidardan kurtulmanın yolları açıktır. İşte HDP bunun için vardır. Bunun için mücadele vermektedir. HDP halklara demokratik bir seçenek sunmaktadır. Demokratik iktidar alternatifini yaratmaktadır. Evet değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere daha güçlü HDP, daha güçlü mücadele şiarıyla Ankara'da 24 ve 25 Ocak'ta 600 delegenin katılımıyla 3. olan konferansımızı gerçekleştirdik. Konferansımızın yapılmasında emeği geçen tüm partili arkadaşlarıma, meclis ve genel merkez çalışanlarımıza ve katılımlarıyla partimizi güçlendiren tüm delege arkadaşlarıma özel teşekkürlerimi iletiyorum. Konferansımız da göstermektedir ki tüm engelleme ve baskılara rağmen HDP günden güne daha da güçlenmekte ve büyümektedir. Cesaretimiz ve kararlılığımız her gün daha da artmaktadır. Türkiye önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindedir değerli arkadaşlar. AKP tekçi iktidarının 20 yıla dayanan siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal yıkımı değişimin aciliyetini her gün daha fazla bizlere dayatmaktadır. Bu değişime öncülük edecek demokrasi gücü ise Halkların Demokratik Partisi'dir. Bizler bu değişim sürecinde her alanda etkili ve belirleyici bir rol oynamaya,
demokratik yaşamı inşa etmeye kararlıyız. Bu tekçi rejimin sonlandırılması, demokratik iktidar sürecinin başlatılması için toplumsal mücadeleyi ve demokrasi ittifakını büyütmek en önemli hedefimiz olarak önümüzde durmaktadır. Ve bunu başaracağız değerli arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte mahalle mahalle örgütlenerek, gece gündüz çalışarak Türkiye halklarının demokrasi buluşmasını mutlaka sağlayacağız. Halkın ve demokrasinin nabzının attığı her yerde HDP olacaktır. Genişleyeceğiz, büyüyeceğiz, itirazı olan herkesin sesi ve itirazı olacağız. Ortak mücadelenin adresi olacağız. Yeni dönemde siyasetin çehresini ve iktidarı değiştirmeye odaklanmış bir partiyi hep birlikte var edeceğiz. İnanın ki aydınlık ve güzel günler bizleri bekliyor. Bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da demokratik siyasetin tüm imkanlarını kullanarak adaletsizliklere, baskılara son verecek, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve barışın bu topraklarda yeşermesini, boy vermesini hep birlikte sağlayacağız. Tüm halklarımızı, kadınları, gençleri, emekçileri bu mücadeleyi büyütmek için 23 Şubat'taki 4. Büyük Kongremize katılmaya, partimize ve geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Demokrasi, adalet ve barış meşalesinin başarıya ulaşması için umudu büyüteceğiz. Mutlaka başaracağız ve hep birlikte kazanacağız değerli arkadaşlar. Türkiye halklarını bu iktidardan mutlaka kurtaracağız. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız. Yolunuz ve yolumuz açık olsun, Hızır yardımcımız olsun. Hepinize katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.